Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, hocam ben ya çalışıyorum. Atanma umudum da yüksek. Mesela kontenjanlar açıklanacak şimdi yakın zamanda. Dolayısıyla ben çalıştığım işi ne zaman bırakmam lazım? Hemen bırakmam lazım mı? Ve ücretliden ayrılsam sorun olur mu? Hatta ve hatta işte şeye kadar çalışsam, işte göreve başlamaya kadar çalışsam Mesela olur okul mu? öncesi öğretmeniyim. İşte bininci ya da 2000. sıradayım. Ne zaman bıraksam şu anda hani bu sene çalışıyordum bir yerde. 500. Heh. sıradayım mesela. Evet. Yani şu an çalışıyorum. Ücretli öğretmenlik yapan arkadaşlarımız var. Ne Evet. yapsın arkadaşlarımız? Arkadaşlar, ne zaman çağrılırsanız, atamanız ne zaman sonuçlanırsa en son adımda o zamana kadar çalışabilirsiniz. En son Evet. söylenmesi gerekeni en ilk söylüyorum her zaman. Yani şimdi bak, bu süreçte şimdi atama kontenjanları açıklanacak ya. Sen de şimdi ilk önce süreçleri söyleyeyim size. Mülakat için tercih yapacaksınız. Sonra mülakata gideceksiniz. Sonra mülakat puanlarınız açığa çıkacak. Sonra yerler açıklanacak. Siz tercih yapacaksınız. Atama yeri. Mesela Muş Meslek Lisesi'ne atandınız. Hep benim okuluma atıyor. Herkes oraya İlk atama gidecek. yerime. Daha sonra o atama yeriniz belli olduğu zaman bile bırakmasanız olur. Ne zamana kadar? Güvenlik soruşturması bitip kararnameniz çıkacak. O zaman gitmeniz gerekecek arkadaşlar. Geçen sene bu ne zamanı buldu peki hocam? Ekim-Kasım aylarını buldu geçen sene bu. Yani bundan itibaren daha 7-8 ay sonrası arkadaşlar. Yani dolayısıyla şu anda veya işte kontenjanlar çıkınca veya işte dediğim gibi tercihleri yapınca bile işi bırakmak durumunda değilsiniz. Hala göreve başlamış değilsiniz. Yani şöyle düşünün. Siz burada bir işe başlıyorsunuz arkadaşlar ama süreç devam ediyor. Hala daha işe başlamadınız. Yani şöyle söyleyeyim. Gidip Muş'ta sen imzanı atıp SGK'ya girişini yapmadığın sürece işe başlamış değilsin. Evet. Dolayısıyla bırakmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yani ben şöyle bir şey yaşamıştım mesela. Ben o atanamadığım süreçte başka şeylere başvuruyordum. Bizi takip edenler bilir. İşte memurluklara, efendime söyleyeyim, Sosyal Dayanışma Vakfı'na, yani orada memurluk vardı, büro personelliği. Ona da başvurmuştum. Gardiyanlığa başvurdum. Bir sürü şeylere başvurdum böyle. Neyse, bunlar olmayınca ben özel üniversitelerde öğretim üyeliğine başvurdum. Bir tanesi tamam dedi, alacağız ama seneye başlayacaksınız. Benim işe girişimi yapmışlar ama hani ücretsiz izinle mi çıkarmışlar? Öyle bir şey yapmışlar işte. Neyse o Orada süreçte çalışıyor de gözüküyorsun ama SGK'n falan yatmıyor o aynen. süreçte. Neyse ben o süreçte kazandım atamayı. Gittim Muş'a. Tam kaydımı yapacağım. Dediler ki sen bir yerde çalışıyor gözüküyorsun. İşte şu üniversitede. Ondan sonra ben aradım. Ben orada çıkışımı telefonla söyledim. Çıkışımı yaptılar. Ondan sonra başladım. Yani son ana kadar bile bıraktım ben. Size bırakmayın diyorum son ana kadar. Ben bilmeden bıraktım. Ve bir sorun olmadı arkadaşlar. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani ben bilmeden son ana kadar bıraktım bunu. Dolayısıyla bir sorun olmadı. Ama siz gene ne olur ne olmaz son dakikaya bırakmayın da. Mesela atamanız belli olur artık. İşte güvenlik soruşturması olur. İşte başlar mesela Eylül ayı vesairedir. Ondan sonra artık bırakabilirsiniz yavaş yavaş. Ama dediğim gibi hani bu son noktaya gelene kadar bırakmanıza gerek yok. Evet. Mesela İlknur hocam sen... Ben de ücretli öğretmenlik yapıyordum. Tabii ben ücretli öğretmenlik yaptığım okuldan geldim. O arada atandığımı öğrendim. Yani benim için bir sürpriz oldu. Ben çünkü tekrar bir atama yapılacağını beklemiyordum. Yani Mesela ertesi... İknur hocanız hiç şeyde olmayan, planda olmayan bir ek atamayla Evet. atandı. Dolayısıyla sizin de başınıza bunlar da Yani benim gelebilir. planım ertesi gün güne katılmaktı. Yani hani böyle bir planım vardı açıkçası. Hani böyle olunca ben beklemiyordum yani hani atanacağımı falan. Birden atandığımı öğrenince ne yapacağım falan hemen eşyalarımı topladım. Maharalı gürele falan ben otobüse bindim. Akşam 9 otobüsüne hani böyle çok ani bir şekilde. O Bizim heyecanla. başladığımız zaman da güvenlik soruşturması falan Evet yoktu bu arada. yoktu. Bizde mülakat da yoktu. Hani direkt bir atama gerçekleşti ve ben gittim. Sonra ben aramayı da unuttum. Okula haber vermeyi de unuttum. Ertesi gün sabah aklıma geldi. Yani Sivas'tayken benim aklıma geldi. Sabah müdür bey aradım. Dedim hocam ben atandım artık gelemeyeceğim. Tamam hocam hayırlı olsun dediler. O gün içerisinde de göreve başladım. İşte bir sorun yaşamadım yani. Evet, yani arkadaşlar hani atanmanız durumunda ücretliyi bırakmanızda bir sorun oluşturmuyor Evet. zaten. Bu arada hani atandığınız zaman başka bir ile atandınız, mesela Muş'a atandınız.
Bu durumda 15 gün işe başlama için süreniz oluyor ayrıca. Evet, hani bunu ben da... bunu bilmiyordum. Yani ben hemen hakkım yanacak, bir an önce gitmem lazım. Aman hakkımı kaybetmeyeyim. En önce giden kazanır. Ben de hemen gittim ya. Dediler 11 Eylül'dü, bak hiç unutmuyorum. 11 Eylül'de göreve başlayabilirsiniz dediler. Kararnameden falan haberimiz yok tabii. Amerika saldırılarını falan düşünürsen böyle. 11 Eylül'dü, ben ne yapayım ya. Hemen ben de o gün orada olacak şekilde dedim, aman hani o gün 9'da orada olalım. Hemen göreve başlayalım. Ondan dolayı hemen gittik biz de arkadaşlar. Yani özeldeki gibi düşünün. Hani git kağıtlarını yaptır demedikleri sürece... siz de hani işe, şu anda çalışmakta olduğunuz işe devam edebilirsiniz. Hatta dediğim gibi yani seneye diyelim Kasım ayında başlayacaksınız. O zamana kadar bile devam etme şansınız var. Evet. Hani diyelim ki diyorum yani o zamana kadar sürerse. Sonuçta hepinizin bir ailesi var. Hani bazılarınız evlisiniz, çocuklarınız var. İnsan hani tabii ki bazı sorumlulukları var. Dolayısıyla çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar hani son ana kadar, son günlere kadar çalışmaya hakkınız var. Çalışabilirsiniz. Evet. Bir sorun oluşturmaz. Durum bu şekilde. Yaşadıklarımızla beraber biraz bundan bahsedelim istedik size. Yine sorularınız olursa yorumları yazarsınız veya mesaj olarak ulaşırsınız bize Instagram'dan. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Hayırlı olsun tekrardan atamanız. İnşallah atanmak isteyen herkesin bir an önce ataması olur. İnşallah. En yakın zamanda inşallah bol bol atamalar gelir. Herkes hayallerine kavuşur. Biz de buradan videosunu yaparız böyle. İnşallah. Hayırlı olsun. Böyle güzel, güzel haberler olunca biz de mutlu oluyoruz. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.